Manşetlerle tekrar devam ediyoruz. Beşiktaş ve Trabzonspor için bakalım bugün gündemde hangi haberler var? Transfer gündemi adına da hangi isimler var? Hemen Fanatik'le başlayacak olursak David Neres ismini hemen görüyoruz sayfanın başında. Transferde şov yapan Kara Kartal sağ kanat hamlesinde gözünü Benfica'nın Brezilyalı yıldızına çevirdi. Portekiz ekibinin 27 yaşındaki yıldızı için çalışma başlatan idareciler Raşit Gezal'ın yerini Sambacı'yla doldurmak istiyor. Piyasa değeri 27 milyon euro seviyesinde bulunan başarılı hücumcu için resmi temasların yakın süreçte başlaması bekleniyor. Aboubakar var sayfada. Kamerunlu yıldız Ciro Immobile'nin transferi sonrasında performans olarak yükselişe geçti. Normal şartlarda satış listesinin başında yer alan deneyimli golcü Slovenya kampındaki görüntüsüyle yönetimin de kafasını karıştırdı. Foto maça dönelim. Savic'e 3 senelik teklif. Bordo Mavili takım Atletico Madrid'in 33 yaşındaki stoperi Savic için İspanyol kulübüne teklif yaptı. Karadağlı savunmacı 3 yıllık sözleşme önerildi. Trabzonspor'un gündemine geldi Savic. Malheiro harekatı. Trabzonspor Münye'nin boşluğunu doldurmak için düğmeye bastı. Fırtına Boavista'da forma giyen 23 yaşındaki sağ bek için temaslara başladı. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan Pedro Malheiro'nun piyasa değeri ise 4 milyon euro civarında. Trabzonspor'da oyun planı değişiyor. Abdullah Avcı'nın oyun planında bazı değişikliklere gideceği ve şampiyonluk sezonunda olduğu gibi iki merkez orta sahalı sisteme dönebileceği belirtildi. Sabah gazetesinde 17. sayfa, hemen sayfanın en altına gelelim. Ogün Şahinoğlu'nun haberi var burada. 3 adaylı kanat planı. Beşiktaş transferde ayağını gazdan çekmiyor. Siyah beyazlılar Neres, Correa ve Llorente ile eş zamanlı olarak görüşme halinde. 3 adaylı bir kanat planı yapılıyor. Milliyet'e gelelim. İşin sırrı çalışmak. Beşiktaş'ta hocalar değişiyor, oyuncular değişiyor ama Necip Uysal'dan hiçbir zaman vazgeçilmiyor. Bunun sırrını anlatan tecrübeli futbolcu. Sır demeyelim, sadece çok çalışıyorum ve oynasam da oynamasam da kendimi hazır tutuyorum. Siyah beyazlı futbolcu taraftara da mesaj gönderdi. Yeni sezonunda kendisi adına farklı olabileceğini söyledi. Bir de takvime bakalım. Az önce bahsettiğimiz isimler Malheiro ve Atal. Trabzonspor'un gündemine geldi. Münye'nin şok ayrılığı sonrasında bu iki isim için harekete geçildi. Haberlerimizle devam edelim. Futbol Federasyonu olağan mali ve seçimli genel kurul toplantısı bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanlık için yarışacak.